الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Değerli arkadaşlar, bugünkü sohbetimizin konusu her zaman malum olduğu üzere büyük müstariplerden okuma sohbetimizi devam ettireceğiz tabii olarak. Fakat okuma sohbetimize geçmeden önce birkaç mevzuya temas etmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Bu meselelerden bir tanesi dinin edep oluşuyla alakalı. Din edeptir. Bununla alakalı bir mevzu. İkincisi ilim ve amel mevzu ile ilgili. Üçüncü olarak ise İki ayet-i kerime naklederek bilenle bilmeyenin tefriki ve misallerden, öğütlerden kim anlar mevzuyla alakalı bir mesele. Bunlara temas ettikten sonra Büyük Mustaripler isimli eserimizden okuma sohbetimize geçeceğiz inşallah. Önce dinin edep oluşuyla alakalı mevzudan başlayalım. Din edeptir. Edep hadlere riayettir. Hadde riayette başlı başına bir marifet ilmidir. Bunu mücerret manada teferruatıyla idrak edemediğimiz an nüansları ayırt etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla dinin edep oluşunu farklı meselelere hamledebiliriz. Yani yanlışa düşebiliriz. Oturmasını kalkmasını bilen bir insan edep sahibidir. Söz söylemesini, konuşmasını bilen insan edep sahibidir. Büyüklerine hürmet eden, küçüklerini seven insanın hali tabii olarak edeple alakalıdır. Fakat asli manasıyla dinin edep oluşu bunların çok çok ötesinde ve üstünde bir mana ifade etmektedir. Bunun için fikir ahlakı derken, fikir edebi derken o ince mücerretlere yönelmiş olan insanların nüansları ayırmasından bahsediyoruz aslında. Yoksa oturup kalkmasını bilen insanın edebinden değil. Onlar tabii olarak yapılması gereken şeylerdir. Tabii olarak bir insan oturmasını kalkmasını bilecek, doğru söz söylemesini bilecek, büyüğüne saygılı olacak, küçüğüne sevgi besleyecek falan. Bu mevzular herkesin bildiği, bilmek zorunda olduğu ve hayatın tabii akışı içinde yapması gereken şeyler. Asıl burada bahsedilen dinin edep oluşu, edebin hadlere riayet etmek oluşu, yani haddi bilmek edeptir. İşte orada da
büyük söz söylememek veya büyük sözlerin tabir ve tevilinde yanlış yapmamak, yanlışa düşmemek. Edebin haddiyle alakalıdır. Dolayısıyla bu hadde riayet etmeyi bilen insanlar, mücerret manada derinlemesine tahlil ederek bilen insanlar, başlı başına bir marifet ilmine ulaşmış olurlar ki, günümüzde belki de en çok eksikliğini duyduğumuz hal bu haldir. Yani dinin edep, edebin hadlere riayet, hadde riayetinde başlı başına marifet olduğunu bilmememiz sebebiyle İslami hassasiyetimiz çok fazla ön plana çıkmıyor, çıkarılamıyor, çıkaramıyoruz. Dolayısıyla uçsuz bucaksız tevillerle isteyen, istediği şekilde mevzuları kendi nefsaniyetine indirgeyebiliyor. Bu da dinin edep oluşundan bir hayli uzak kalmayı gerektiriyor. Şimdi burada vereceğimiz misal, bu mevzuyla alakalı vereceğimiz misal, Ebu Hazm Sehten naklederek anlattığı bir mesele. Sahabe-i kiramdan Seh radıyallahu anh kavmi arasında oturmuş, bunu Ebu Hazm naklediyor. Kavmi arasında oturan Seh radıyallahu anh onlara Resulullah'tan bahsediyordu. Kainatın Efendisi aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyordu. Onu görmüş olduğu için, gördüğü şeylere, şahit olduğu şeylere, Müslümanları şahit tutmak için onlara bir şeyler anlatıyordu. Ancak Seh radıyallahu anh konuşurken mecliste bulunanların bir kısmının birbirleriyle konuşmaya başladığını gördü. Bunun üzerine tabi olarak sinirlendi. Yani ben burada kainatın efendisinden bahsediyorum. Siz orada birbirinizle konuşuyorsunuz. Orada kainatın efendisinden bahsedilmiyor olsa bile bir sohbette bir kişi konuşuyorsa ya dinlersiniz veyahut o mekanı terk edersiniz. Çünkü ilmin adabı, meclis adabı bunu gerektiriyor. Fakat orada Seh radıyallahu anh kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyor olmasına rağmen orada bulunan cemaatin bir kısmı diğer bir kısmıyla sohbet etmeye başlıyor. Bunun üzerine Seh radıyallahu anh sinirlenerek onlara şöyle hitap ediyor. Şunlara bak diyor, şunlara. Ben gözlerimle gördüğüm ve kulaklarımla işittiğim şeylerden, yani Resulullah'tan bahsediyorum aleyhissalatü vesselam. Bunlar ne haldeler? Bir daha yanınıza gelmeyeceğim diyor. Seh radıyallahu anh böyle bir tepki gösteriyor. Orada bulunan o edep dışı davranış içindeki insanların bu haline kızarak. Bunun üzerine orada bulunanlardan bir tanesi Seh radıyallahu anh'a diyor ki, nereye gideceksin? Yani sinirlendin, kalktın gidiyorsun ama nereye gidiyorsun? Yani nihayetinde bu toplumun içindesin. Nereye kadar kaçabilirsin manasına böyle bir soru soruyor. Yoksa kızdın gidiyorsun, tabii ki evine gidiyorsundur. Böyle bir soru sorulmaz ama o oradaki kızgınlığın ne manaya geldiğini anladığı için Seh radıyallahu anh'a böyle bir soru soruyor. Nereye gideceksin? Yani evine de gitmiş olsan yine bu insanların içine dönmeyecek misin manasına? Eğer döneceksen bunları edebe davet etmekten başka bir çare yok manasında böyle bir soru soruyor. Nereye gideceksin diyor. Seh radıyallahu anh enteresan bir cevap veriyor. Yani dinin edep oluşu, edebin hadlere riayet etmek olduğu manasını ciddi manada idrak eden insan bu tür edep dışı davranışları en ince nüanslarına kadar fark ettiği için çok şiddetli bir karara varabilir. Yoksa bir küçüğünüz size edepsizlik yapmıştır, affedersiniz. O da sizin büyüklüğünüzün şanından olur, geçer gidersiniz. Ama burada o nüansları ayırt etmiş olan insanın
iman öfkesiyle bir tavır içine girdiğini görüyoruz. İman öfkesinin gerektirdiği tavır, bakın Sehr radıyallahu anh'ı nereye götürecek? Nereye gideceksin diye sorduklarında Sehr radıyallahu anh aynen şu cevabı veriyor. Gidip Allah yolunda savaşacağım diyor. Evet, sizin aranızda bulunmaktansa, sizin gibi densizler içinde bulunmaktansa, kendimi buralarda yormaktansa gidip Allah yolunda savaşırım diyor. Fakat daha enteresan olan şey, bundan daha enteresan, bu cümleden daha enteresan olan şey şu. Sehl radıyallahu anh çok yaşlı birisidir. Onun için Ebu Hazm diyor ki kendisine, sen savaşamazsın ki. Çünkü atın üzerinde duramayacak, kılıç sallayamayacak, kargı kullanamayacak kadar yaşlısın. Sen nasıl savaşırsın? Ebu Hazm böyle dedim diyor ona. Ve bana döndü. Sehr radıyallahu anh bana döndü diyor Ebu Hazm. Dedi ki, Ebu Hazm, bana bak dercesine. Ebu Hazm, hiç olmazsa orduya katılırım. Yani ihtiyar olabilirim ama giderim, ben orduya katılmak istiyorum derim ve orduya katılırım. Böylece diyor, böylece nereden geldiği belli olmayan bir ok veya taşla şehitlik mertebesine erişirim. Yani sizin bu edep dışı davranışlarınızdan daha hayırlıdır bana bu işi yapmak diyor. Nereye gideceksiniz diye soruyorlar ya, işte gideceği yeri o yaştaki insan, atın üzerinde bile duramayacak kadar mecalsiz o insan, gidip orduya katılırım diyor. Nereden geldiği belli olmayan bir okla veya taşla şehitlik mertebesine ulaşırım. Ama bugün dinin edep oluşundan azade olan bizler böyle bir hadise karşısında nasıl bir tavır sergiliyoruz? Mesela tanıdıklarımızdan birinin başına gelen bir hadiseden bahsedelim. Bir arkadaşımız babasına diyor ki, beş vakit namazında olan babasına diyor ki, baba bana dua et inşallah şehit olayım deyince, bunun üzerine baba evladına estağfurullah de evladım diye mukabelede bulunuyor. Yani ne işin var senin şehitlikle falan dercesine bir mukabelede bulunuyor. Şimdi bu tür insanlar, tabii küçümsemek babında söylemiyoruz. Bu eksiklikler, hepimizde var olan eksiklikler, kendimize ihtar bakımından bunları söylemek durumundayız. Onun için önce kendi nefsimize, sonra dinleyen nefislere bunları söylemekle mükellefiz. Bunlar her birimizde var olan şeyler çünkü. Bunun farklı cephelerden yaşanmış bir sürü misali var. Bugün dünya çapında bir savaşın cereyan ettiği ayan beyan, aşikar ve ortada. Kafirlerle Müslümanlar adeta son haçlı savaşına girişmiş durumdalar. İşte bu haçlı savaşında nüansları ayırt edemeyecek derecede ferasetsiz olan insanların dinin edep oluşunu bilmeleri mümkün değil. Edebin hadlere riayet demek olduğunu bilmeleri mümkün değil. Dolayısıyla hadde riayetsizlik sebebiyle marifete ulaşamamış insanların, ilim sahibi olsalar bile, hatta zatında edepli ve ahlaklı olmadıklarını söylemek mümkün. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sözünü her zaman hatırlatıyoruz. Yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım. İlim insanın cehaletini giderir, ahmaklığını gidermez. Kainatın efendisinin arkasında 40'a yakın münafık namaz kılıyordu. Dünya gözüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gören bu insanlar nasıl iman etmemiş olarak orada durabiliyorlardı? Bu sırra aşina olanlar bugün
içinde bulunduğumuz zaman dilimi içinde çok bilen insanların veya çok bildiği zannedilen insanların bu tür marifetsizliklere düşmesi mümkün ve sayıları da maalesef bir hayli fazla. Burada dinin edep oluşu, edebin hadlere riayet demek olduğu manasında bir ayet-i kerimeyi hatırlatalım. Estağfirullah. İnna Allah iştara minel müminine enfusehum ve emmalehum bi enne lehum cennet. Kainatın sahibi bu ayet-i kerimede kullarıyla pazarlık yapıyor adeta. Ben diyor, cenneti size mallarınız ve canlarınız karşılığında sattım. Veya mallarınız ve canlarınız bana tevdi olduğu müddetçe cennete ulaşırsınız. Yani böyle bir pazarlık söz konusu iken, dinin edep olduğunun farkında olmadan, edebin hadlere riayet olduğunu bilmeden bu ayet-i kerimeye el atmanın ne manaya geldiğini anlayabiliyor muyuz? Nefs işin içine girdiği andan itibaren tevil kapısı açılır. Halbuki ayet-i kerime çok açık. Fakat burada uçsuz bucaksız tevillerle müsbet manada düşündüğümüzü zannederken yine vartaya düşmemiz mümkün. Dikkat etmeliyiz onlara da. İşte bir sonraki mevzumuz ilim ve amel meselesi, bunlarla alakalı bir açılıma sebep olacak. Hülasa, Sehr radıyallahu anh burada dinin edep oluşu, edebin hadlere riayet demek olduğu manasından hareketle orada o mecliste densizlik yapan o insanlara kızdığı için savaşa gidip şehit olmayı tasarlıyor. İman öfkesi budur. Şimdi Ebu Hazm'a bu cevabı veren Sehr radıyallahu anh acaba burada hoşgörüsüz mü davranmış oldu? İşte dinin edep olduğu yerlerin inceliklerini böyle ayırt etmeliyiz. Ben size sabahtan akşama kadar insanlıktan bahsedebilirim. Hoşgörüden bahsedebilirim. Diyalogtan bahsedebilirim. Dinlerin birliğinden bahsedebilirim. İnsanların kardeşliğinden bahsedebilirim. Adem Aleyhisselam'dan geldiğimize göre hepimiz kardeşiz manasına birçok şeyler anlatabilirim. Fakat bütün bu anlattıklarım nihayetinde başlı başına bir edepsizlik olmasına rağmen sizi aynı zamanda kandırabilirim de. İşte buradaki incelikleri fark ettiğimiz andan itibaren nefs bir kenara bırakılabilir. Nefsi bir kenara bırakmadığımız müddetçe tevil kapısı açıktır. Herkes kendi istediği gibi teville yoluna devam eder. Zira Allah herkese tesellisini ayrı ayrı vermiştir. Herkes bir şeyle teselli bulur. Kimi yalanla, kimi doğruyla. Kimi münafıkça, kimi kafirce, kimi Müslümanca. Herkesin bir teselli yolu vardır. O teselli yollarının içinde bin bir renk ve tonda da teselli nispet noktaları vardır. Şeytan ayrıntıda gizlidir derler. Evet, hakikatler de öyle. O nüansları ayırt edemediğimiz andan itibaren çok halim selim duruyor oluşumuz bizim için çok fazla bir mana ifade etmez. Çok hırçın duruyor oluşumuz da bir mana ifade etmez. Sizin hırçınlığınız belki nefsinizin azgınlığı manasına geliyor olabilir. Sizin hoşgörünüz yine nefsinizin azgınlığı manasına geliyor olabilir. Onun için sahabe-i kiramdan olma şerefine nail olan Kuzman'ın hadisesini sık sık hatırlatıyoruz. Kuzman muazzam bir savaşın içine girmiş. Sahabe-i kiram hazaratı kainatın efendisine "Ya Resulallah, Kuzman ne müthiş savaşıyor" dediklerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu işaret ederek "Kuzman müşrik ölecektir" diyor. Bu hikmetin manasını idrak etmek için Kuzman yaralandığında yanına giden sahabe-i kiram soruyor.
Nasıl bu kadar cesurane savaştın? Kuzma'nın cevabı. Müşrikler benim Medine'deki hurmalıklarıma göz dikmişlerdi. Onun için savaştım. Yani Allah için savaşmamış, malı için savaşmış. Malı için savaşan insanın Müslüman görüntüsünde olmasının bir manası yok. Şöhret için, şan için savaşan insanların bu edepten nasip almaları mümkün değil. Din edeptir, edep hadlere riayettir. Hadde riayet başlı başına bir marifet ilmine mevzudur. Oralara kadar inmek durumundayız. Şimdi ilim ve amel, yani marifet söz konusu olduğu yerde ilimsiz tabii ki marifet olmaz. Marifetin artması için ilmin artması gerekiyor. Ama ilim başlı başına bir işe yaramadığı için ilmin amel mevzu ile birlikte yürümesi zarureti var. Enes radıyallahu anh bu manadan olmak üzere diyor ki, buyuruyorlar ki, istediğiniz kadar ilim öğrenin. Yani dünyanın bütün ilimlerini öğrenin isterseniz. Ama diyor, vallahi amel etmedikçe, yani bildiklerinizle amel etmedikçe, onları tatbik etmedikçe, öğrendiğiniz hiçbir ilmin mükafatını alamazsınız. Yani boşa kürek çekmiş olursunuz, yorulmuş olursunuz. Bundan vazgeçin diyor. Öğrendiğiniz her şeyle, her ilimle, yani doğru ilimlerle tabii ki, amel etmekle mükellefsiniz. Burada yine nüanslarla karşılaşıyoruz. Amel ne? Debinmek, didinmek de bir amel, bir hareket, bir fiil. Ama ilme uygunluğu ne? Ne ifade ediyor? Bunlara dikkat etmek lazım. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh naklediyor. Keramallah veçe buyuruyor ki, adamın birisi geldi kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam'a, şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, benden cehalet damgasını kaldıran nedir? Yani benim üzerimde bir cehalet varsa bu damgayı benim üzerimden ne kaldırır diye kainatın efendisine bir soru sordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ilim. Senin üzerindeki cehalet damgasını ancak ilim kaldırır. Bunun üzerine o kişi yine kainatın efendisine sordu. Peki ilmim olduğunu ispat edecek nedir? Yani benim ilmimin olduğunu neyle anlatacağım, nasıl ispat edeceğim bunu? Bunun üzerine kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam şöyle bir şey demedi. Yani çok bildiğini insanlara anlatırsan senin ilim sahibi olduğun anlaşılır demedi. Yani şu kadar kitap okudun, bunu da bir sohbette, bir öğretmen olarak, bir hatip olarak anlatabilirsin insanlara demedi. Ne dedi? Kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam, peki ilmim olduğunu ispat edecek nedir diye soran o kişiye ameldir buyurdu, amel. Senin ilminin olduğunun ispatı ameldir. Tabi amel de boş koşuşturma değil. Amelelik diyoruz ya, amel, iş, fiil. Ama boş koşuşturma da bir ameldir. Burada bahsedilen o amel değil. Burada başka bir amelden bahsediyoruz. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyorlar ki, Allah'ın kitabını öğrenin ki itibar göresiniz. Yani Kur'an-ı Kerim öğreniniz ki itibar göresiniz. Kur'an'ı bilen itibar sahibidir. Ama münafıkça değil. Mümince. Kainatın Efendisi aleyhissalatü vesselamın fert hakikatine nispetini kurmuş olarak, sahabe-i kiram hazaratının topluluk hakikatine nispetini kurmuş olarak,
bu nispetler kurulmamışsa Kur'an'ı ezberlemenin de bir manası yok. Kur'an'ı öğrenmenin de bir manası yok. Oryantalistler de tefsir yazabiliyorlar. Kafir olarak bunu yapabiliyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, tefsir yazmak bir ilimdir. Ama o ilmin marifetinin ortaya çıkmasını gerektiren amel, o ilme nispetle doğru bir orantı üzerinde değilse hiçbir mana ifade etmiyor. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah'ın kitabını öğrenin ki itibar göresiniz diyor ve devamında da onunla amel edin ki Kur'an ehlinden olasınız. Evet, Allah'ın kitabını öğrendiğinde itibar sahibi olabilirsiniz. Zira münafıklar da itibar sahibi oluyorlar. Kur'an'ı bildikleri için itibar sahibi oluyorlar. Müminler ferasetsiz bir konumda kaldıkları zaman münafıkların ilimlerine tav olabiliyorlar. Onun için onlar itibar sahibi olarak öne geçen insanlar olarak toplumda görülüyorlar. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh devamında Allah'ın kitabıyla amel edin ki Kur'an ehlinden olasınız. Kur'an'ı bilmek onun ehlinden olmak demek manasında değil çünkü. Amel ettiğiniz müddetçe onun ehlinden oluyorsunuz. Ve yine Hazreti Ali kerramallahu veçe buyuruyor ki bu minvalden olmak üzere ilim öğrenirseniz itibar görürsünüz. İlim sahibi insanlar itibarlı insanlardır. Ayet-i Kerime'de diyor ya, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur. Evet, ilim öğrenmiş olan insanlar itibar sahipleridir. Onun için ilim öğrenirseniz itibar görürsünüz diyor. Ve devamen öğrendiklerinizle amel ederseniz, öğrendiklerinizle amel ederseniz ilim ehlinden olursunuz. Sahabe-i kiram hazaratı gelen vahiylerden 10 tanesini tatbik etmeden diğerlerini ezberlemezlermiş. Bu bildiklerimizle amel edelim ki zorluk çekmeyelim. Böyle tahkim ede ede ilme talip oluyorlar ki ilmin hakikati, marifet boyutu o noktada tecelli ediyor zaten. Öğrendiklerinizle amel ederseniz diyor, ilim ehlinden olursunuz. Eğer amel etmezseniz ilminiz olmasına rağmen siz ilim ehlinden değilsiniz. Münafık taifesindensiniz. Veya ilim var olduğu halde cühela taifesinden olursunuz. Ve devam ediyor. Çünkü ileride öyle zamanlar gelecek ki hakikatin onda dokuzu inkar edilecektir diyor Hazreti Ömer, Hazreti Ali kerramallahu vece. Hakikatin onda dokuzu inkar edilecektir. Evet, 21. asrın eşiğinde etrafınıza bir göz gezdirin. Hakikatin onda dokuzu inkar edilecektir. Kitap, sünnet, icma ve kıyas bir köşeye bırakılmış vaziyette. Batıdan gelen bütün izmler itibar görmekte. Bunun en başında ve bütün ümmete yutturulmuş demokrasya belası. Hemen atılırlar. Kur'an'da demokrasi var. Kur'an'ın demokrasiye ihtiyacı yok. Otur oturduğun yerde. Kur'an'ın demokrasiye ihtiyacı yok. Demokrasinin Kur'an'a ihtiyacı var. Demokrasiden Kur'an'a gelme. Kur'an'dan demokrasiye git ki Allah nazarında ilim sahibi, marifet sahibi addedilesin. Yoksa mezar ağzını açmış bizi bekliyor. Orada hakikatleri ters yüz etmenin imkan ve ihtimali yok. Evet, çünkü diyor ileride öyle zamanlar gelecek ki hakikatin onda dokuzu inkar edilecektir. O zaman da diyor, o zaman geldiğinde ancak meşhur olmayan ve halktan uzak duranlar kurtulacaklardır. Evet, şöhret her zaman afettir ama öyle zamanlar dediği ahir zaman için böyle bir hüküm var. Ahir zamanda meşhur olmayanlar ve halktan uzak duranlar.
de ismi duyulanlar ayrı, bunlardan bahsetmiyoruz. Her ismi duyulan öyle değildir. Özellikle şöhret olma hevesi içinde kafir ve münafık taifesine yakın olma pahasına da olsa bu duruşu sergileyenler bu kadrodan olanlardır. Meşhur olmayan ve halktan uzak duranlar kurtulacaklardır. İşte onlar hidayeti gösterecek kimselerdir ve gerçek alimler onlardır diyor. Hani böyle köşede bucakta kalmış deriz ya, asıl ızdırap sahibi, mustarip olanlar, yananlar, yanıyor gibi görünenler değil, yananlar onlardır. Onları bulup eteklerine sarılmaktan başka ümmetin çaresi yoktur. Meşhur olmayan, halktan uzak duranlar, İşte onlar hidayeti gösterecek kimselerdir ve gerçek alimler onlardır. Şimdi çok enteresan bir cümle naklediyor Hazreti Ali Kerramallahu Veche burada. Buna özellikle dikkatinizi celbetmek istiyorum. Görünüşte çok basit gibi görünen bu cümle, hakikatte muazzam bir mana ifade ediyor. Evet. Sohbetimizin başında bahsettiğimiz o nüanslarla alakalı bir incelik var burada. Bu cümleyi okumadan önce hatırıma gelen bir şeyi söylemek istiyorum. Başka bir hikmetli sözü söylemek istiyorum. Bir şey ki, bu İbtidai diyalektinin terkibi hükümlerinden birisi olabilir. Bir şey ki söylemesen de olur, söyleme. Bir şey ki yapmasan da olur, yapma. Yani bu işi yapmasan da olur, yapma. Nefsine mağlup olarak o işi yapıp da işleri berbat etme. Hikmet sahibi, irfan sahibi insanların halini ishar ediyor bu cümle. Şimdi burada da bu cümleye nispetle Hazreti Ali Kerramallahu Veche'nin bu cümlesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bahsettiği mevzunun son cümlesi olarak şöyle diyor. Bu kimseler, yani o meşhur olmayan ve halktan uzak duranlar, o kurtulanlar, o hidayeti gösteren kimseler var ya diyor, bu kimseler söylenmesi gereken şeyleri açıklamakta acele etmezler. Her şeyi de açıklamazlar. Evet, bu kimseler söylenmesi gereken şeyleri açıklamakta acele etmezler, her şeyi de açıklamazlar. Bu cümlenin içinde belki kainat gizli ama biz ne kadarını fark ediyoruz. Bu kimseler söylenilmesi gereken şeyleri açıklamakta acele etmezler. Evet, söylenmesi gerekendir, haktır ama söylemekte acele etmezler. Çünkü onların hamleleri, amelleri, fiilleri nefsaniyetleriyle alakalı değildir. Nefislerine hakim olmak kaydı içinde iş yaptıkları için bu kimseler söylenilmesi gereken şeyleri açıklamakta hiç acele etmezler. Her şeyi de açıklamazlar. Hatta bir kısım hakikatleri insanların anlayışlarına tevdi ederek ömürlerini nihayetlendirirler. Kızım sana diyorum, gelinim sen anla hesabı, bazı şeyleri söylemeden söylerler. İşte burada din edeptir, edep hadlere riayettir, hadde riayet başlı başına bir marifet mevzuudur. Hikmetinden nasipdar olan insanlar buradaki inceliği fark edebilirler. Biz ne yapıp yapıp bu irfan boyutuna geçmek durumundayız. Aksi takdirde bize söylenenler kulağımıza çarpıp gerisin geriye dönen kelimelerden ibaret kalacaktır. Yanmak lazım. Gerçekten yanmak lazım. Yanmak için ilim lazım. Yanmak için amel lazım. Yanmak için
bunların mecmuu olarak aşk lazım, aşk. Hazreti Ömer'in yanışı gibi. Ciğerinden yanık kokusu geliyordu. Bildik manada yanık kokusu. Yanmak böyledir. Evet, yine Hazreti Ali Kerramallahu Vece buyuruyorlar. Ey ilim sahipleri! Ey ilim sahipleri, bilenler! İlminizle amel edin. Alim odur ki önce öğrenir, sonra öğrendiğiyle amel eder. Öğrendiğiyle amel etmeyen alim, alim sayılmaz. Ve ilmi bu sayede ameline uygun olur, buyuruyor. İleride, yani gelecek zamanlarda diyor Hazreti Ali Kerramallahu Vece, öğrendikleri ilim boğazlarından ileri geçmeyecek kimseler gelecektir. Boğazlarından aşağı geçmeyecek. Kalplerine inmeyecek o ilim. Bunların içleri dışlarına, amelleri ilimlerine uymaz. Bunlar böyle insanlardır diyor. İçleri dışlarına uymaz. Amelleri de ilimlerine uymaz. Her şeye bir tevil yolu bulurlar, uydururlar. Bir araya gelip oturduklarında bu tür kimseler diyor Hazreti Ali Kerramallahu Vece. Bir araya gelip oturduklarında birbirlerine karşı övünürler. Şu işi nasıl yaptık? Bunları nasıl hezimete uğrattık? Şu meselede de bayağı taraftar buldum. Dünyanın dört bir köşesinde ben tanınıyorum. Hizmetlerim o kadar büyük ki kimse beni geçemez. Evet, birbirlerine karşı böyle övünecekler diyor onlar. Öyle ki diye devam ediyor. Adam yanındaki arkadaşının kendisini terk ederek başka birisiyle oturmasına bile kızacak diyor. Yanındaki arkadaşı başka birisinin yanına gittiğinde, onunla oturduğunda, onunla sohbet ettiğinde ona kızacak diyor. Çünkü kibir ve gurur insanı bırakmaz. Sen bizim yanımızdaydın, nereye gittin? Hakkın mutlak manada kendisinde olduğunu zanneder. Amel sahibi olmayan ilim ehli. Bunlar böyle zannederler. Nefislerine hakimiyetleri yoktur. İlim onların nefislerini susturmak yerine azgınlaştırmıştır çünkü. Ve Kerramallahu Vece buyuruyor ki, böyle meclislerde bunların yaptıkları ameller Allah katında makbul değildir. Yani kıldıkları namazlar, tuttukları oruçlar, verdikleri zekatlar, bunların hiçbiri Allah katında makbul değildir. Evet, ahir zamanda müminler akşam mümin yatıp kafir kalkma tehdidiyle karşı karşıyalar. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyorlar. Akşam mümin yatacaksınız, sabah kafir kalkacaksınız. Böylesine bir tehlikeye düçar olmuş bizler, nefsimize hangi yönden ve nasıl pay çıkarabiliriz ki? Bir kaçamak taraf nasıl bulabiliriz ki? Karşılığında ya ebedi cehennem ya da ebedi cennet söz konusu. Ama ilmiyle amil olmayan, ilmini münafıkça serdeden insanların bu tür korkuları yoktur. Bir müddet sonra Allah'ın herkese tesellisini ayrı ayrı veriyor hikmetinden yola çıkmak suretiyle kendilerine müthiş nefsani tevil kapıları açarlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda mealen şöyle buyuruyor. Bir ilim adamından bahsediyor. İsmini hatırlayamadığım bir ilim adamı. Dünya çapında bir ilim adamı. Ona diyor hayret ederim diyor. Bu kadar ilim sahibi olmasına rağmen geldi filan mevzuda takıldı ve ayağa kaydı. Yani küfre düştü.
bugün Batı'nın İslam alemindeki büyük ilim adamlarından biri diye kabul ettiği birisidir bu. İsmini hatırlayamadığım kişi. İlmi çok, kurtuldu. Böyle bir şey yok. Aynı şekilde ameli çok, kurtuldu. Böyle bir şey de yok. Amelin ilme mutabakat içinde olması, amelin yine marifet noktasına kadar inceltilmiş olması, ihlas üzere yapılması, nispetinin Allah'a olması şartıyla ancak kurtuluş söz konusu. Bu silsile kurulmadığı müddetçe ilim sahibi insanlara bile itibar edilmeyebilir. Edilmemeli daha doğrusu. Onun için tasavvuf ehli ilme önem verdiği kadar ondan daha fazla olmak kaydıyla amele önem vermiştir. Eğer la ilahe illallah'la, Subhanallah'la, elhamdülillah ile letaiflerimizi parlatamıyorsak, kalbimizde, ruhumuzda, sırrımızda, hafimizde, ihvamızda ve nefsin atıkamızda mana pırıltıları tecelli etmiyorsa, bildiğimiz ilmin bize çok büyük faydası olmaz. Çünkü ameli hadiselere meylimiz azdır. Çok olsa bile o letaiflerin parlamaması sebebiyle hikmete mebni noktalara sarkmamız mümkün değildir. Dolayısıyla ilmin edep olduğunu anlayamayız. Edebin hadlere riayet olduğunu fark edemeyiz. Hadde riayetinde başlı başına bir marifet ilmi olduğunu idrak edemeyiz. Bunları idrak edemediğimiz andan itibaren de elimizde, avucumuzda hiçbir şey kalmaz. Mevla bu duruma düşmekten bizleri ve ümmeti muhafaza etsin inşallah. Yoksa nefsani tavırlar içinde takım tutar gibi falancıyı tutmak, filancıya tabi olmak, bunlar Müslümana bir şey kazandırmaz. Tabii ki bir kişiye nispetinin olması bir Müslümanın güzeldir. Ama ölçüleri zedelemeden yapılabiliyorsa bu nispet kurulmalı. Ölçülerin bir tanesi bile zedelenmişse oradan uzak durmalı. Yani kafirler cennete gönderiliyorsa, Müslüman olarak benim hayatta kalmamın bir manası kalmamışsa, böyle bir şeyi bana teklif eden biriyle nasıl beraber olabilirim? Benim Müslümanlığımın ne manası kalıyor ki o zaman? Ben de yaşamaya bakarım. Nefsimin arzu ettiği şekilde her türlü yaşam biçimi o şartlarda bana mübah olur zaten. Kafirler de cennete gidecek. Evet, tefsir yazmış birisi bunu söyleyebiliyorsa buradaki vahameti düşünün. Ulemadan geçinen, tefsir yazan ve bunu söyleyen bir Müslüman, bir ilim adamı. Tabi bu tür ilim adamlarıyla ilgili gerçek amel sahibi ilim adamlarının verdiği fetvaları da biliyoruz. Mevla cümlemizi bu tehlikelerden muhafaza etsin inşallah. Adi bin Adi anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh'ın 7 defa şu sözleri söylediğini işittim. 7 kez İbn-i Mesud radıyallahu anh şu sözleri söylemiş. Ve bunu Adi bin Adi 7 seferde duydum diyor. Yazıklar olsun bilgisizlere. Yazıklar olsun bilgisizlere. Eğer Allah isteseydi onları bilgisiz bırakmazdı. Allah istedi, bilgisiz kaldılar. Kader sırrı çerçevesinde böyle tecelli etti. Onun için yazıklar olsun diyor bilgisizlere. Fakat bilgisizlere yazıklar olsun da bir başka grup var, onlara ne olsun acaba? Onu ifade babında da diyor ki, fakat bilip de amel etmeyenlerin vay haline vay. Bilgisizlere yazıklar olsun diyor. Evet, o giderilebilir bir şekilde. Yani bilgisiz insan kendine yazık etmiştir. Fakat bilip de
söyleyecek bir şey bulamıyorum der gibi. Onların öbür alemdeki hallerini tasavvur edemiyorum der gibi. Bilip de amel etmeyenlerin vay haline. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Herkes güzel söz söyler. Herkes güzel söz söyler. Yani güzel söz söylemek çok büyük marifet değil. Ancak söyledikleriyle amel eden mesud olur. Burada enteresan bir cümle var. Mesud olmanın yolu bile söyledikleriyle, bildikleriyle amel etmekten geçiyor. Yani huzurlu mu olmak istiyoruz? Mutlu mu olmak istiyoruz? Söylediklerimizle amel etmek zorundayız. Onun için ayet-i kerimede لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Demek ki yapmadıklarını söyleyen insan İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın ifadesiyle mutsuz insandır. Huzursuz insandır. Ben dinimi bin İslam için savaşıyorum derken hakikatiyle onun idrakında olmadan yaşayan bir insanın kalbi huzuru mümkün değildir. O insan huzursuzdur. Zaten sosyal yaşam içinde debelenmelerimizin sebebi de budur. Hatta öylesine huzursuz ve mutsuz bir hayatın içindeyiz ki debelendiğimizin bile farkında değiliz. Gafletin bu derecesi. İstisnasız halimiz bu. Herkes güzel söz söyler, çok güzel konuşur, çok güzel hatiplik yapabilir. Ancak diyor, söyledikleriyle amel eden mesut olur. Güzel söz söyleyen değil. Söyledikleriyle amel etmeyenler ise kendilerine yazık etmiş olurlar. Diye de cümlesini bitiriyor İbn-i Mesud radıyallahu anh. Yine Muaz radıyallahu anh bu manadan olmak üzere buyuruyorlar ki istediğiniz kadar ilim öğrenin. İstediğiniz kadar ilim öğrenin. Ama öğrendiklerinizle amel etmedikçe Allah size ilim hazinelerinin kapılarını açmaz. Yani ilim hazinesinin kapısının anahtarı amelden geçiyor. Eğer amelle o kapıyı açabilecek maharet bizde gelişmemişse, bizde oluşmamışsa o hazinenin kapısında bekler dururuz. İçerideki hazine bizim için kapının dibinde olmamıza rağmen meçhul olarak kalır. Amel etmedikçe Allah size ilim hazinelerinin kapılarını açmaz. Ama filancı o kadar çok şey biliyor, o kadar da güzel anlatıyor ki. Şimdi ona da mı Allah ilim hazinelerinin kapılarını açmadı? Evet, ona da açmadı. Ona da açmadı. Bu izafiliklerden kurtulmamız lazım. Bu izafiliklerin tuzağına düşmememiz lazım. Zira ölüm var. Orada ben aldandım demenin para etmediği bir hal üzere olacağız. Bütün mevzu budur. Takım tutar gibi bir yerleri tutmak, bir yerlere nispet kurmak, bunlar doğru şeyler değil. Ve Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyh ifadesiyle herkesi tepeledikten sonra dönüp kendi nefsine ben doğru olduğumu nereden biliyorum diye muhasebe içinde olan insanların ızdırabıyla bu hakikatler tecelli eder. Ben doğru olduğumu nereden biliyorum? Ben söylüyorum, ben konuşuyorum, ben anlatıyorum, ben ikna ediyorum ama dönüp nihai noktada bütün bunların doğru olduğuna ben nereden inanıyorum, nasıl inanmalıyım? İşte burada amel devreye girer. La ilahe illallah derseniz, bunu sonsuz kere tekrarlarsanız orada itminan olmuş kalp size bu hakikati idrak ettirir. Bunun başka hiçbir yolu yok. La ilahe illallah. Kainat içine toplanmış mukaddes kelime. Allah'tan başka ilah yok. Ve aleyhissalatü vesselam
Efendimiz onun Resulüdür. Bu cümlelerin tekrarı. Bir insan herhangi bir kelimeyi tekrarlasa bile, yani 24 saat tahta dese, tahta diye zikretse, o tahtanın tesirinde kalır. Kaldı ki burada la ilahe illallah diyoruz. Buna yüklenmek suretiyle bildiklerimizi bine katlamanın yolunu kendimize açmalıyız ki nihai noktada nefs muhasebesi hakikatiyle tecelli etsin. Yani dönüp ben kendi kendime doğru olduğumu nereden biliyorum diye sorabilmeliyiz. Yoksa her adım başında nefs insana takla attırmak için hazır bekliyor. Enes radıyallahu anh da bu minvalde şöyle buyuruyorlar. İstediğiniz kadar ilim öğrenin. Ne var ki öğrendiklerinizle amel etmediğiniz müddetçe Allah sizi ilminiz sebebiyle mükafatlandırmaz. Yani boşuna kürek çekmeyin. Bu dünyada size çok ilim sahibi diyenler olabilir. Ne güzel anlatıyor diyenler olabilir. Bununla kalırsınız. Bu dünya hayatı kısadır. Asıl öbür tarafta sizin için ne denilecek? Ona bakmanız lazım. Diyor Enes radıyallahu anh adeta. Ve devam ediyor. Alimler düşünmeye ve ilmiyle amel etmeye gayret eder. Alimler düşünmeye, yani bildiklerini idrak etmek için derin düşüncelere dalarlar. Ve o düşünceleriyle elde ettikleri ilim sayesinde amele yönelirler. Bildiklerini yapmaya gayret ederler. Cahiller ise rivayetle uğraşırlar. Filan kitabın filan sayfasında şu vardır. Falan kitapta diyor ki, kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kainatın sahibi filan ayette bildiriyor ki diye cahiller rivayetle uğraşır diyor. Alimler ise bildikleriyle amel etmeye çalışırlar. Evet. İlim ve amel mevzundan sonra son meselemiz olarak okuma sohbetimize geçmeden önce iki ayet-i kerime okuyacağımızı söylemiştik. Şimdi burada ilmiyle amil olan insanların anlayacağı, idrak edeceği, misallerden ve öğütlerden mana çıkaracağı bir ayet-i kerime var. Ankebut suresinin 43. ayet-i kerimesinde Mevla Teala buyuruyor ki وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْبُلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Biz diyor kainatın sahibi, biz insanlara böyle misaller veriyoruz. Ayet-i kerimenin öncesinde verdiği misaller kastediliyor. Biz insanlara böyle misaller veriyoruz. Bunu ancak alimler anlayabilir. Yani bizim verdiğimiz misalleri cahiller anlayamaz. Alimler anlar. Ama demin sahabe-i kiram hazretlerinden naklettiğimiz hikmetlere binaen söylersek, ilmiyle amil olan alimler anlar. Bilenler değil. Anlamakla anlayış arasındaki farkı anlayanlar. Anlamak başka, anlayış başka. Bu ayet-i kerimeyi okursunuz, manasını da anlarsınız. Ama anlayış haline dönmesi için hadisenin irfan boyutuna yönelmek gerekiyor. İrfan sahibi olmak gerekiyor. Bunu da ancak diyor Mevla, وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Bunu ancak alimler anlayabilir. Yine Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde, 2. ayet-i kerime olarak bunu da nakledelim. Ve okuma sohbetimize geçelim inşallah. Burada Mevla Teala buyuruyor ki, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet, bir olmaz. İşte burada bizim ayırmamız gereken,
bilenlerle bilmeyenlerden mada, bildiğini zannettiğimiz halde bilmeyenler olması lazım. Yani kendi halimiz olarak kendi nefsimizi enselememiz bakımından bu ayet-i kerimeye böyle bakmamız lazım. Bilenler, bilmeyenler. Bildiğimizi zannederken acaba bilmeyenlerden miyiz? Önemli olan bu. İlmiyle amil değilsek, ilmimizin gerektirdiği amele meyletmemişsek biz bu ayet-i kerimenin dahili içindeyiz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Tabii ki ilmiyle amil olmuyorsam, olamıyorsam ben o bilmeyenler taifesindeyim. İşte bu bilmeyi, bilebilmeyi, bilenle bilmeyeni tefrik etmeyi anlayabilmek için Mevla Teala bu ayet-i kerimenin devamında, yani Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinin sonunda اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُ الْاَلْبَادِ buyuruyor. Ancak akıl sahipleri bundan öğüt alırlar. Yani bu bahsedilenlerden öğüt alabilmek için, bilenle bilmeyeni tefrik edebilmek için, bu meselelerin künhüne vukufiyet kesbedebilmek için akıl sahibi olmak gerekiyor. Yani akli selim dediğimiz akıl. Yoksa akılsız mıyız? Bu kadar konuştuğumuza göre, bu kadar okuduğumuza göre herhalde akılsız değiliz diye telkinde bulunur bize nefsimiz. Halbuki buradaki akıl, akli selim. Yani aklı me'at, aklı me'aş diye tarif ettiğimiz akıldan ahiret aklı olan aklı me'at tecellisi söz konusu olmalı ki bu ayet-i kerimenin manası tecelli etsin. İnnemâ yetezekkeru ulil elbâb. Ancak akıl sahipleri bundan öğüt alırlar. Mevla cümlemizi akıl sahipleri olanlardan eylesin inşallah. Burada mevzumuzu bitirmiş oluyoruz. Bir küçük ara vererek birkaç dakika sonra okuma sohbetimize Salih Mirzabeyoğlu'nun İbda Mimarı, Salih Mirzabeyoğlu'nun Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli eserinden ve 40. sayfasından, geçen haftadan kaldığımız 40. sayfasından okumaya inşallah devam edeceğiz. Evet, sevgili arkadaşlar, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbtida Mimarı Salih Mirzabeyoğlu'nun Büyük Mustaripler Düşünce Tarihine Bakış isimli eserinin geçen hafta 40. sayfasında kalmıştık ve mevzumuz Nun ve Rüya idi. Bu başlıkla olan bölümü okumaya çalışmıştık. Bir hayli zor bir mevzu üzerinde olduğumuzu da geçen hafta hatırlatmıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nun ve rüya derken bahsettiğimiz meseleler, bildiğimiz nun harfinin çevresinde tecelli eden hakikatlerle alakalı. Tefsir ulemasının verdiği manalar, derin manalar söz konusu. Bunların etrafında yapılan tahliller söz konusu. Bunlar üzerinden yürümeye çalışıyoruz. Ve hakikaten geçen hafta olduğu gibi belki bize bir hayli yorgunluk verecek bir bölümüne daha şu anda temas edeceğiz, gücümüzün yettiği kadarıyla. Burada balık söz konusu olduğu için nun, balık, dolayısıyla Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında olması hikmeti, bu nispet içinde 43. sayfada parantez içinde iki bölüm
verilmiş. Oradan başlayarak geriye dönmek istiyoruz. Bir hatırlatma babında konulmuş olan bu bölümü okuduktan sonra kaldığımız yere, yani 40. sayfaya döneceğiz. Şimdi Yunus Aleyhisselam Beni İsrail peygamberlerinden ve Kur'an'da bahsi geçenlerdendir. Elyesa Aleyhisselam'dan sonra Ninova şehrine gönderildi. Şehir ahalisi kendisine itaat etmediği için müteessir olmuş. Bir gemiye binerek oradan uzaklaşmak istemiş. Sonra gemiden denize atılmış. Başına gelen halin sebebi Allah'tan emir gelmeden şehri terk etmesi. Yani Yunus Aleyhisselam'ın gemiden atılmasının sebebi, onu gemiden atıyorlar fakat bunun sebebi Allah'tan kendisine emir gelmeden o sıkıntı duyduğu Ninova şehri insanlarından kaçmak olması. Allah'ın emri gelmeden kaçış yok. Her şey kainatın sahibinin emri muvacihesinde olmalı. Peygamberine bir hikmet ifadesinde böyle bir hal yaşattırıyor ve onu denize attırıyor. Başına gelen halin sebebi Allah'tan emir gelmeden şehri terk etmesi. Bundan sonra büyük bir balık onu yutuyor. Hazreti Yunus'un Allah'a tam teslimiyetle duası. Yani balık Yunus Aleyhisselam'ı yuttuğunda Rabbine tam teslimiyetle La ilahe illa ente subhaneke inni küntüm mine zalimin duasında bulunuyor. Ben zulmedenlerden oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Onu tesbih ederim manasında bu duayı çok ihlaslı bir şekilde teslimiyet içinde bu duayı okuyor. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Onun için ulema demiştir ki bu duayı çok okuyanların sıkıntıları azalır. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Ruhlara ferahlık veren, sıkıntılardan insanı kurtaran bir duadır bu. Balık onu bir gece bir sahil kenarına bırakıyor Yunus Aleyhisselam'ı. Sıhhat bulduktan sonra tekrar Ninova şehrine gelip memuriyetine Yunus Aleyhisselam devam ediyor. Yunus Aleyhisselam'a nispet edilen hikmetin, burada başka bir bölüm bu, Yunus Aleyhisselam'a nispet edilen hikmetin nefes veya nefs olmasından fusus-u likem şarihleri arasında ihtilaf vardır. Yani her peygambere nispet edilen bir hikmet vardır. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'a fert hakikati. Hakikati ferdiye nispeti verilmiştir. Burada Yunus Aleyhisselam'a da nefs nispet edilen hikmetin nefes veya nefs olması, yani nefs mi nefes mi diye bir ihtilaf söz konusu. Nefs veya nefes olmasından Fusus-u Likem şarihleri, yani Fusus-u Likem'i Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Fusus-u Likem kitabını şerh edenler arasında ihtilaf varmış. Şeyh Müeyyeddin Cündi, bunun Şeyh-i Ekber'in el yazısıyla yazılmış olan bir metinde nefes şeklinde hareketlenmiş olduğunu söylüyor. Kendi el yazısıyla ben bunu gördüm diyor. Nefes diye geçiyor diyor. Dolayısıyla Yunus Aleyhisselam'a nefes nispet ediliyor. Nispet edilen hikmetlerden buna nispet edileni nefes şeklindedir diyor. Şeyh-i Ekber'in üveyoğlu Konyalı Sadreddin ise bunu birçok defa üvey babasının ağzından, yani Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin ağzından nefs şeklinde işitmiş olduğunu belirtmektedir. Yani ihtilaf buradan doğuyor. Biri diyor ki ben babamdan nefs olarak duydum. Bir diğeri diyor ki ben el yazısıyla bunun nefes olarak yazıldığını biliyorum, gördüm. Dolayısıyla Yunus Aleyhisselam'a nispet edilen hikmetin nefs olduğunu, diğeri de nefes olduğunu söylüyor. Nefsin nefesle kaim olmasına göre, onunla ayakta durmasına göre, nefes olmasa nefs olmaz zaten. Kaim olmasına göre her iki tevilde aynı neticeye varır.
Yani burada da böyle bir tespit var. Nefes olmasa nefsi olmaz zaten. İnsan varlığını yitirir. Dolayısıyla onunla kaim olduğuna göre, onunla ayakta kaldığına göre her iki tevilde aynı neticeye varır. Yunus peygamber müptela olduğu birçok musibet ve belalardan nefsini ilahi nefesle kurtardı. Ve ayette buna işaretle biz ona gamdan necat verdik buyurdu. Yunus aleyhisselam birçok musibet ve belalardan nefsini ilahi nefesle kurtardı. Çünkü nefs nefesle kaim ama buradaki nefes ilahi nefes olduğu andan itibaren nefsin belalardan kurtuluşu söz konusu oluyor. İlahi nefesle kurtardı ve ayette buna işaretle biz ona gamdan necat verdik buyurdu. Şu hale göre şeyhin hakiki maksadını yani Muhittin Arabi Hazretleri'nin hakiki maksadını bu bahsin mevzuundan istidlal etmek zevk ve hal ehli için en uygun yoldur. Bu bahsin mevzuundan istidlal yani buradan delil çıkarmak şeklinde zevk ve hal ehli için en uygun yoldur. Burada zevk ve hal ehli için derken bu cümleye de dikkat etmemiz lazım tabi olarak. Zevk ve hal ehli ilmiyle amil olan kulların hali. Zevk ehli bunlardır. Hal ehli bunlardır. Veya menfi yönden baktığımızda işte bu kitaba, bu 3-4 ciltlik bu kitaba ismini vermiş olan mustalikler. İster doğudan olsun, ister batıdan olsun, ister Hristiyan aleminden olsun, ister İslam aleminden olsun. Bu mustalikler de kendi hal ve makamlarına göre zevk ve hal ehli olarak bu cümlenin içindedirler tabi olarak. Şimdi burada bu sayfanın sonunda 43. sayfanın sonunda daireden sonra daire sırrı şeklinde gördüğümüz bu noktadan sonra şöyle bir 3 satırlık bir şey var. Kanal, tünel, başka bir hale ve mahalle geçiş, berzah. Şimdi burada balıkla alakalı mevzu söz konusu olduğu için burada Musa Aleyhisselam'ın bir kul ile diye geçen ki ulemanın bazısı buna Hızır Aleyhisselam der. Onunla olan hadisesinde olduğu gibi orada balığı bir yerde unutmaları, uyumaları, Mevla'dan gelen vahiyle o uyuduğun yere geri dönerek oradaki hikmetleri elde edeceksin. Orada sana bir takım ilimler öğretilecek, aradığın dostunu orada bulacaksın manasında olan mevzuya nispet içinde kanal, tünel, başka bir hale ve mahalle geçiş, berzah yani orası berzah olarak takdim ediliyor. Burada iştikak ilmiyle alakalı rukte kelimesini koyduktan sonra rukte kelimesinin berzah ilmi, berzah alemi olduğunu görüyoruz ve uyuma. Orada da çünkü bir uyuklama hali söz konusu idi. Musa Aleyhisselam'ın oradaki hali bir uyuklama hali. Orada bir berzah söz konusu. İki denizin birleştiği yer. Aynı zamanda uyuma diyor. Orada bir uyuma da söz konusu oldu. Uyumanın olduğu yerde berzah tecelli etti. Yani berzah hadisesini orada yaşamış olduğu bir bakıma. Ondan sonra menam kelimesi verilmiş. İki nokta üstte menam kelimesi de uyku, uyku zamanı, uyanacak yer. Şimdi uyuduğu yer berzah manasına geliyor. Ve orada uyuduğu için bir berzah hakikati söz konusu oluyor. Aynı zamanda uyku zamanı, o uyku zamanı geldiği için Allah onu uyutmuş oluyor. Aynı zamanda o uykunun başka bir manasında kelime iştikakları noktasından baktığımızda uyanacak yer oluyor. Zaten uyuyup uyandığı andan itibaren orada bir takım hakikatlerle karşılaşmış oluyor. Dolayısıyla gerçek uyanışa geçmiş oluyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nas uykudadır öldükleri zaman uyanırlar hikmeti burada tecelli etmiş oluyor. Hakiki uyanıklık. Yoksa şu anki halimiz kainatın efendisinin ifadesiyle uyku halidir. Ne zamanki hakikati idrak edeceğiz, uykuda olduğumuzu fark edeceğiz. İşte orada uyanma söz konusudur. Orada berzah söz konusudur. Orada eşya ve hadiselere tasarruf hakikati söz konusudur. O kuvvet insanda tecelli eder. Yani uyku zamanı, uyku, uyuma, berzah alemi aynı zamanda
uyanacak yer manasına geliyor ve aynı zamanda bu kelimeler rüya manasına da geliyor. Evet, uyanacak yer, çünkü orada rüya görülüyor. Rüyanın görüldüğü yer aynı zamanda uyanılacak yer olarak karşımıza çıkıyor ve düş kelimesi de aynı minvalde. Düş de rüya demek zaten. Şimdi bu bölümü böyle okuduktan sonra kaldığımız yere geri dönerek oradan devam etmek istiyorum. Ve son cümlelerden biri olarak geçen hafta şunu söylemiştik. Orayı hemen okuyarak mevzuyu başlayalım. Nun harfinden bahsederken, yani biz bildiğimiz alfabedeki nun harfinden bahsediyoruz. Ama hakikatte o nun harfinin içinde neler gizli olduğunu bilmekte zorluk çekiyoruz. İşte idrak da zaten orada oluşuyor. Müfessirler bu konularda bir hayli zorluklar çekerek hakikatleri idrak etme noktasına geldikten sonra bir takım tespitlerde bulunuyorlar. Ve o bulundukları tespitler müthiş tespitler olmasına rağmen yine de son cümle olarak en doğrusunu Allah bilir diye de bir şerh düşerler. Tabi olarak onun ötesinde de çünkü hakikatler var. İdrak edemedikleri, bilemedikleri, o nüanslarda ulaşamadıkları noktalar var. Demek ki orada meçhule hürmet duygusu içinde en doğrusunu Allah bilir diye noktayı koyarlar. Şimdi bu manadan olmak üzere nunla alakalı mevzudan bahsederken geçen hafta şöyle demiştik. Sesler içinde en titreşimli bir ses. Enini beşerin ve tenini hilkatin en ziyade mümessülü olan bir ses olarak gönüllere akseden nun. Yani enini beşerin, beşerin tınlaması ve tanini hilkatin, inleyen hilkatin, yaratılışın en ziyade mümessili, temsil edicisi olan bir ses olarak gönüllere akseden nun. Nun böyle bir şeymiş demek. Gönüllere bu şekilde aksediyor. Bu işin mümessili, enini beşerin ve tanini hilkatin mümessiliymiş nun harfi. Halbuki işte bize elif cüzünü verdiklerinde elif ve tsecima derken nun harfini de söyleriz. Sonra onları birbirine bitiştirerek Kur'an okumayı öğreniriz. Halbuki o ilk öğrendiğimiz, yani çocuk sırrı içinde öğrendiğimiz o nunun içinde aslında kainat gizli. Zaten tefsir uleması da bu hikmetlere muttali olduktan sonra bir takım hikmetleri yazarlar. Buna rağmen de en iyisini Allah bilir diye alçak gönüllülüklerini ifade ederler. Halbuki avami olan kesim, yani bizler bildiğimiz herhangi bir basit şeyin bile çok fevkaladeliğini göstermek için hamle üstüne hamle yaparız. Bu bizim bir bakıma hikmetlere muttali olmayışımızın alametidir. Çünkü nefs bizi o konuda zorlar. Yani avamilikle havas olmanın arasında böyle muazzam bir şey vardır, mesafe vardır. O mesafelerin kat edilebilmesi için bütün bu bahsettiğimiz nispetlerin kurula kurula halden makama, makamlardan tekrar hallere, tekrar makamlara geçerek yürüyüşü devam ettirmek zarureti vardır. Bu yürüyüş devam etmediği müddetçe ilmin amelle olan birlikteliği söz konusu olmaz. Dolayısıyla dinin de edep olduğunu idrak etmemiz mümkün olmaz. Biraz önce sohbetimizde bahsettiğimiz mevzuların tecellisi söz konusu olmaz. Bu hikmetlere muttali olmak zorundayız. Onun için geçen hafta da beyan ettik. Bu zorlukların içine bir şekilde girmek zorundayız. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin iştikak ilminden bahsederken söylediği hikmeti idrak etmeliyiz. Bir yüksekliğe çıkmak için merdivene ihtiyaç vardır diyor. O merdiven iştikak ilmini temsil eder. Yani lukat bilgisi. Kelimenin kök bilgisi. Lukat ilmine malik olmayan insanın bir yere yükselmesi mümkün değildir. Diyelim ki iştikak ilmine malik olduk. İştikak ilminden anlamaya başladık. Yani merdivenimiz hazır. Bir yere yükseldik. Peki o yükseldiğimiz yerde ne görmek durumundayız? Veya ne görmeliyiz? Ne bekliyoruz? O yüksekliğe niçin tırmanma zarureti duyduk? Ha, orada da yine İmam Gazali Hazretleri'nin söylediği şu hikmetle karşı karşıya geliyoruz. Bir hadisi şerifi zaman üstü manasıyla bilen bütün hadisleri bilmiş gibidir. Hikmetiyle orada karşılaşmak için bu çırpınışı serdediyoruz. Bu çırpınışımız onun için. Bir hadis-i şerifi zaman üstü manasıyla bilen bütün hadisleri bilmiş gibidir. Yani eşya ve hadiseler karşısında bir hadiseyi, bir eşyayı
zaman üstü manasıyla çözdüğümüz andan itibaren bütün hadiseleri çözmüş gibiyiz. Burada da kainatın efendisinin aleyhissalatü vesselamın şu hadis-i şerifi tecelli ediyor. Müminin ferasetinden korkun. O Allah'ın nazarıyla bakar. Allah'ın nuruyla bakar. Evet, Allah'ın nuruyla bakmanın hikmet noktası burası. Onun için iştigak ilmi çok önemli. Bu manadan olmak üzere tilki günlüğünü herkese anlamayı tavsiye ediyoruz. Başta kendimiz olmak üzere tabii. Tilki günlüğünde kainat çapında hakikatler gizli. Fakat şuradan bakarsan hiçbir şey ifade etmez. Kuru kuru. Buradan bakarsan bu manadaki tecellilerin hikmet pınarlarını görmek mümkün. Tabii bunlara gücümüz yetmiyor olsa da, bugün itibariyle yetmiyor olsa da gücümüzün yetmemesinin gerektirdiği ızdırapla yolumuza devam etmeye mecburuz. Evet, burada nunla alakalı akseden nun diyor. Gönüllere akseden nun cennet nehirlerinden bir nehir olarak anılmıştır. Yani nun harfi cennet nehirlerinden bir nehirmiş. Hadi canım sen de demek son derece mümkün görünüyor. Fakat kim için? İşte orada o duruma düşmememiz lazım. Nun cennet nehirlerinden bir nehir olur mu canım? Evet. O şey halimizde ilmin amelle birleştirilmediği halin gereği olarak diyelim. O halimiz söz konusu olduğu için burada buna inanmış olsak bile, yani işte büyükler söylüyor, tefsir uleması bunları söylüyor diye inanmış olsak bile aslında hakikatiyle idrak etme noktasında değiliz. Çünkü avamiliğimiz bunu engelliyor. İşte bu avamilikten geçebilmek için çırpınışımızın devam etmesi gerekiyor. Cennet nehirlerinden bir nehir olarak anılmıştır. Muaviye bin Kurre ise Hazreti Peygamber'e kadar götürdüğü bir habere göre bunun nurdan bir levha olduğunu belirtmiştir. Evet, bu sefer de karşımıza nun harfi nurdan bir levha olarak çıkıyor. Mutasavvuf Sehl'in ifadesine göre ise nun Allah'ın adlarındandır, isimlerindendir. Yani nun Allah'ın isimlerindendir ve onun Kalem suresinin ilk harflerinin birleştiği yer olarak burada tarifi var. Burayı geçen hafta okumuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonsuza açılan kesintisiz tınısı. Sonsuza açılan kesintisiz bir tınısı varmış nun harfinin. Burada o ifade ediliyor. Sonsuza açılan kesintisiz tınısı ve müfekkireleri uzak noktalara, yani tefekkür edenleri uzak noktalara, bilinmezler ummanına davet eden estetik bütünlüğünün bir yankısı olmak üzere nun, külli bilginin bir çınlayışı, veraya açılan bir eşik olarak da telakki edilir. Evet, nun, külli bilginin bir çınlayışı, yani ilahi olan bilginin bir çınlayışıdır diyor ve veraya açılan, yani ötelerin ötesine, ötelerin ötesine ulaşılamayacak kadar öteye açılan bir eşik olarak da nun harfi telakki edilir diyor. Külli bilginin bir çınlayışı, tın, çın diye çıkan bir ses. Ama külli bilgiye nispetle. Biz bu sesi duyuyor muyuz? Hayır. Zaten çırpınışımız da bunun için. Duymak için. Duyma gayreti için. Duyanların sesini duyabilmek için en azından. Külli bilginin çınlayışı. Şimdi tabii burada külli bilgi derken işin avami tarafından bir misal verelim. Mesela bir zamanlar bu bildiğimiz istihbaratçı meşhur Mahir Kaynak televizyonlardan birinde bir programa katıldı. Konuşurken Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı bir mesele geçtiğinde aynen şu ifadeyi kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bugün külli iradeyi temsil ediyor. Ben ne dediğinin farkında değil tabii adam. Külli bilginin çınlayışı Amerika Birleşik Devletleri olmuş oluyor yani burada. Bu kafayla bakarsanız böyle bir sonuç çıkıyor. Halbuki burada nun harfinin külli bilginin bir çınlayışı olarak karşımıza çıkması bizim ne kadar zor işlerle karşı karşıya olduğumuzun ifadesi. Yani tefsir uleması ve tefsir ulemasını bir diyalektik olarak önümüze koyan iptal diyalektiğinin içine girmenin ne mana ifade ettiğiyle karşı karşıya geliyoruz. Bir nun harfinin içinden çıkabilecek mecali kendinde bulamayan ümmet tabii olarak bu avamilikle daha çok ızdırap çekmeye talip görülüyor. Onun için bu kurtuluşa, bu hamleye heves içinde olmak için mutlaka bu mustariplerin
hayat hikayelerini bilmek zorundayız. Bu mustariplerin önümüze getirdikleri hikmetlere muttasıf olmak, onlarla sıfatlanmak zorundayız. Bu mustaripler doğudan da olabilir, batıdan da olabilir. Hristiyan da olabilir, Müslüman da olabilir. Zira hikmet müminin yitik malıdır. Hadis-i şerifindeki hikmete binaen o hikmetler de bizim malımızdır. Ama mustarip olarak ızdırap çekerek onları ortaya koymuş olan kişi bir Hristiyan olabilir, bir Yahudi olabilir. Burada fark eden bir şey yok. Hikmet müminin yitik malıdır. Talip olmalıdır, elde etmelidir, ona ulaşmalıdır. Evet, külli bilginin bir çınlayışı, veraya açılan, yani öteler ötesine, öteler ötesine açılan bir eşik olarak da nun harfi telakki edilir diyor. Ve devamında onun, yani Allah'ın külli zati ahadiyetinde mündemiç olan icmali ilmi, yani burada Allah'ın bütünü temsil eden zatının birliğinde toplu olan icmali ilmi, toplu ilmi. Öyleyse nunun titreşimi bizi bir tay-ı zaman ve tay-ı mekan sıçramasıyla varlık ve yaratmanın o meçhulümüz olan alanlarına götürme doluluğundandır. Evet, nunun titreşimi külli bilginin bir çınlayışı olduğuna göre, demek isteniyor burada, onun bir çınlayışı olduğuna göre bu titreşim bizi diyor bir tay-ı zaman ve tay-ı mekan sıçramasıyla, yani tay-ı zaman bir anda başka bir zamana geçmek, tay-ı mekan buradayken orada olmak. Evet, buradasınız, bir anda Kabe'de sizi görenler oluyor. Buradasınız, New York'ta sizi görenler oluyor. Tay-ı mekan bu. Tay-ı zaman aynı zaman içinde başka bir yerde görülebilmek. Öyleyse diyor nunun titreşimi bizi, yani bu titreşim, bu külli bilginin çınlayışının ifadesi olarak bildiğimiz, bize bildirilen bu nunun titreşimi bizi diyor bir an tay-ı zaman ve tay-ı mekan sıçramasıyla varlık ve yaratmanın o meçhulümüz olan alanlarına götürme doluluğundandır. Bu nun harfinin titreşimi bizi buralara götürüyor. O meçhulümüz olan alanlara götürme doluluğundadır. Yani bu sıçrayışı, nunu tramplen olarak kullanabilirsek, nunun çınlayışını, tınlayışını, titreşimini hissedebilecek bir melekeye malik olursak, tay-ı zaman ve tay-ı mekan sayesinde öyle bir yere gideriz ki o meçhulümüz olan o alanlarda ne hakikatlerle karşı karşıya geliriz demektir. Evet, bir nun harfinden çıkarak karşılaştığımız hadiseler. Şimdi burada bu hikmetlere mebni olan insanların halleri çok farklı hallerdir tabi. Onun için ulema der ki abdestsiz yere basmayın. Nevafillerle çok uğraşın. Farzlar, vacipler, sünnetler, nevafiller çok çok yapın. İbadetlerinizi bir başkasının görmesine tahammül etmeyin. Aşıkla maşuk arasında kalsın. Geceleri olsun özellikle. Bunlar önemlidir. Şimdi bu aşıklardan biri İmam Rabbani Hazretleri bir gün yazı yazarken defi hacete çıkmak zorunda kalıyor. Kalemini, mürekkebini bırakıyor. Sözün meclisten dışarı tuvalete giriyor. Fakat girmesiyle çıkması bir oluyor. Tabi oradakiler şaşırarak diyorlar ki kendisine, Efendi Hazretleri bu ne haldir? Yani bir mevzu mu var, bir mesele mi var, ne oldu gibilerinden sorunca Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyhinin ifadesiyle beyninin her zerresi atom bombasından daha kuvvetli olan İmam-ı Rabbani Hazretleri şu cevabı veriyor. Diyor ki içeriye girerken tırnağımın üzerinde bir nokta kadar mürekkep izi kaldı. Onu silmek için dışarı çıktım diyor. Diyorlar ki Efendi Hazretleri bu noktadan ne olur ki? Ne zararı olur bu noktanın size? Verdiği muhteşem cevap şu. Ola ki diyor o nokta beynin altındaki noktadır. Ondan korktum diyor. İlim bir noktaydı. İnsanlar onu çoğalttı diyor. Hazreti Ali Kerramallahu Vece. Evet. O noktanın olmasından korkmuş. Beynin altındaki nokta. Hassasiyet buralara kadar indiği andan itibaren Batı medeniyetinin vahşeti ancak görülebilir. Yoksa öyle bağırıp çağırmakla Batı medeniyetinin vahşeti ne izale edilebilir ne de görülebilir. Hatta kendi vahşetimiz bile bu şartlarda görülmez mi? Görülmüyor da zaten. Tay-ı mekan ve tay-ı zaman sıçramasıyla, nunun titreşiminin kalplerimize tesir etmesiyle yaşanacak bu halin gereği olarak meçhulümüz olan
o alanlarda bir takım hikmetlere muttali olmalıyız, olabilmeliyiz. Olamıyorsak olamamanın ızdırabını duyanlardan olmalıyız veya ızdırabını duyanlara nispetimizi muhafaza etmemiz lazım. Ve devamında merhum Elmalılı Hamdi'nin çok güzel belirttiği gibi diyor İbda Mimarı ve ondan bir nakil yapıyor. Elmalılı Hamdi Yazır'ın şöyle bir ifadesini naklediyor. Zihinleri bir noktada derinlere götürerek, zihinleri bir noktada derinlere götürerek, indirerek, iyicele mücerrete yönelterek, kitabı münzelden kitabı hilkate ve medde-i vücuda kadar bütün harfleri düşündürebilen. Nun harfini Elmalılı Hamdi Yazır Hoca böyle tarif ediyor. Yani zihinleri bir noktada derinlere götürerek, kitabı münzelden inzal edilmiş, indirilmiş olan kitabı, yani Kur'an-ı Kerim'i, kitabı münzelden indirilen Kur'an'dan, kitabı hilkate, yani yaratılış kitabına, kainattaki bütün her şey, yaratılan her şey, o da bir kitap. Kur'an-ı Kerim bir kitap olduğu gibi, yaratılan her şeyde, kitabı hilkate ve mebde-i vücuda kadar, yani yaratılışın mebde'ine, başlangıcına kadar bütün harfleri düşündürebilen bir harftir diyor Nun harfi. Kur'an'ın tümünü düşündüğümüz an karşımıza neler çıkar? Bir Nun harfinin ifade ettiği mana bu derece deniz ve deryaları karşımıza çıkarıyorsa bunu aşmak hem güç hem de içine girdiğimiz zaman alacağımız zevk bir başka zevktir. Onun için mücerret fikir istidadı tam diye hüküm verilmiş İbda Mimarı'nın eserleri bu yönüyle tahlil edilmeli. Bu yönüyle hadisenin içine girmeye gayret edilmeli. Mücerret fikir istidadı tam diyen de Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyh. Burada oyun oynanmıyor demek. Muazzam hakikatlerle karşı karşıyayız. Biz bu fikre mensubiyet ifade ettiğimizi zannettiğimiz halde hakikatin dışında kalmış olarak hayatı idame ettiriyoruz. Demek ki ölmeden önce ölme sırrına vakıf olan insanların uyanmasından bir haber olarak uykumuza devam ediyoruz. Mevla uyanmayı nasip etsin inşallah. Bir sada diyor İbda Mimar, bir sada, Nun harfi bir sada. Aynı uslupta olmak üzere El-Kaşani'de Nun'un külli nefs, Nun aynı zamanda külli nefsi temsil ediyor. Kalemin ise külli akıl olduğunu söylemiştir. El-Kaşani kalemin külli akıl, ilk önce kalem yaratıldı, sonra Nun yaratıldı. Nun üzerinde kainat döşendi. Fakat Nun bu titreşimi sayesinde kainatı hareket ettirdiği için Mevla dağları yarattı. Onu adeta bir çivi şeklinde yaratılmışların üzerine kondurdu ki Nun'un titreşiminden etkilenmesin diye. Ondan sonra ben miyim arşı boynuzunda taşıyan öküz diyen üstada bakan insanların sözümüz meclisten dışarı öküzlüklerini fark edememelerinin sebebini bu meselelerden herhalde anlıyoruz. Hani o sırıtanlar Marksist diyalektiğin gereği olarak maddeye inanmış olarak tebessüm edenler bu meselelerden nasıl anlasın? Tabii ki onların anlamamaları bu bakıma bizim de suçumuz olarak ishar oluyor. Biz anlasaydık herhalde onlar da anlamış olacaklardı. Önce biz, kendi nefislerimiz, sonra başkaları. Amel ve ilim dediğimiz hakikat burada da tecelli ediyor. Aynı uslupta olmak üzere El-Kaşani'de Nun'un külli nefs, kalemin ise külli akıl olduğunu söylemiştir Kaşani. Buna göre Nun harfi ilk harfini zikretmek suretiyle kelimenin geri kalan kısmını zikretmemek kabiliğinden olan bir kinaye. Yani bir kelimenin ilk harfini zikrediyorsunuz. Yani Ahmet diyeceksiniz. A dediğiniz andan itibaren gerisini söylemenize gerek kalmadan anlaşılıyor. Böyle bir kinaye. Nun bunun ifadesi. Yani Nun dediğimiz andan itibaren diğer ondan sonra gelen bütün hadiseler, bütün hakikatler kafanızda tecelli ediyor. Eğer Nun'un hakikatini idrak etmişseniz tabii ki. Nun, onun tınlaması, onun çınlaması hissedildiği an, külli bilginin bir çınlayışı olarak idrak edildiği an Nun denildi mi gerisi
idrak edilir. Böyle bir kinayedir. Ondan sonra arkasını getirmenize gerek yok. Bu anlaşılır. Ama bu hakikate vakıf olduğumuz zaman böyledir bu diyor. İlk harfini zikretmek suretiyle kelimenin geri kalan kısmını zikretmemek kabiliğinden olan bir kinaye iken, ikincisi ise teşbih kabiliğindendir. Yani kalem teşbih kabiliğindendir. Orada bir teşbih vardır. Nun'da bir kinaye vardır. Şöyle ki diye devam ediyor. Nasıl kalem yardımıyla bir levhada şekiller beliriyor. Kalemi alıyorsunuz. Bir levha üzerine şekiller çiziyorsunuz. Burada bir takım şekiller beliriyor. Bunu kalemle yapıyorsunuz. Nasıl ki kalem yardımıyla bir levhada şekiller beliriyor ve tabloya biçimler nakşolunuyorsa, ressam elini aldığı zaman fırçayı, kalemi çiziyor ve bir şekil orada meydana geliyor. Biçimler nakşolunuyorsa diyor. Aynen bunun gibi aklın tesir ve yardımıyla da nefse mevcudatın şekilleri nakşolunmaktadır. Şimdi kalem aklı temsil ediyor. Nun külli nefsi. Yani burada kalem aklı temsil ediyor. Nun da nefsi temsil ettiğine göre oradaki tabloyu, üzerine yazılacak şeyi temsil ediyor. Burada onu anlatmaya çalışıyor. Nasıl kalem yardımıyla bir levhada şekiller beliriyor ve tabloya biçimler nakşolunuyorsa, aynen bunun gibi aklın tesir ve yardımıyla da nefse mevcudatın şekilleri nakşolunmaktadır. Aklın tesir ve yardımıyla, yani kalemin tesir ve yardımıyla nefse, yani nunun temsil ettiği hakikate mevcudatın şekilleri nakşolunmaktadır. Yani her şeyi buraya kadar indirgemek zorundayız. Mücerret olarak. Kalem ve nun. Her şeyden önce kelam vardı, kalem vardı, nun vardı. Mücerretler dünyasına girmeden bu mustariplerin halini zaten anlamamız mümkün değil. Bu insanlar bu hadiselerin içine böylesine mustarip olarak niçin dalarlar? Biz bu eserleri anlamasak bile, bu eserlere yönelişteki manayı anlayabilmiş olsak çok şeyleri yine idrak etmemiz zannediyorum mümkündür. Ve devam ediyor. O halde diyebiliriz ki nun harfi hem müfessirleri hem sezgi ve tefekkür ehlini harekete geçirmiş, onları yaratılış ve varoluşun en girift tabakalarına kadar götürmüştür. Evet, nun harfi müfessirleri, sezgi ve tefekkür ehlini harekete geçirmiş. Burada bir mana var diye hadiseye yönelmişler. Buradan ne çıkacak acaba? Hayret içinde, dehşet içinde bu mevzuya yöneliyorlar. Ve yaratılış ve varoluşun en girift tabakalarına kadar meseleyi götürüyorlar. Oradan manalar devşiriyorlar. Ki eşyanın hakikati olduğu gibi görünsün. Yani kainatın efendisinin hadis-i şerifinde beyan ettiği gibi. Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster hadisi şerifine tabi olabilmek için bu deryalara bu mustarip insanlar dalmışlar. Tabii onların mustariplerini biz hissedemediğimiz andan itibaren bizim dalmamıza gerek yok gibi bir rehavet söz konusu oluyor. Ölmeden önce ölme sırrına vakıf olan insanların nazarında avamiliğimiz devam ediyor. Ve devamında nunun tali anlamı olarak, nun harfinin asli anlamı yanında tali anlamı olarak elhud kelimesi var. Tali anlamlarından biri elhud, yani balık demek. Burada ayet-i kerimede birazdan geçecek Kehf suresinin 61. ayetinde bu hud kelimesi geçiyor. Tali anlamlarından biri de balık kelimesidir. Şimdi balık demiştik ve başlarken ileriki sayfalardan okuyarak geriye dönmüştük ya, orada Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki hikmetlerinden bahsettik. Meseleler birbirine bağlı, fakat biz bağlama güçlü çektiğimiz andan itibaren mevzular kopuk kopuk gibi önümüze geliyor. Dolayısıyla mevzuları kavramakta güçlük çekebiliyoruz. Onun için böyle sıçrayışlarla ileri geri şeklinde meselelere vakıf olmaya çalışıyoruz. Sizler de ona göre dinlemelisiniz tabii ki. Nun'un tali anlamı olarak el-hud kelimesinin fikri ve sembolik çerçevesini çiziyor burada İbtihan Mimar. Diyor ki, bilindiği üzere bir seri ayet içinde, bir kısım ayetler içinde Hazreti Musa'nın kendi bilgisinden üstün bilgiye sahip kul ile karşılaşması, yani işte ilk başta söylediğimiz Hızır Aleyhisselam diye tabir edenler var. Bu üstün bilgiye sahip kul diye tarif edilen
Hızır Aleyhisselam olduğunu da söyleyenler var. Musa Aleyhisselam'ın kendi bilgisinden üstün bilgiye sahip kul ile karşılaşması süreci dile getirilmektedir. Bu balık hadisesi anlatılırken, işte o uyudu, uyandı meseleleri, o berzah hadisesi baştan anlattık ya, onunla nispet içinde bunları söylüyor. Musa Aleyhisselam'ın kendi bilgisinden üstün bilgiye sahip kul ile karşılaşması süreci dile getirilmektedir. Mevzunun ana mihverini oluşturan bu husus, kendisine Allah katından rahmet verilmiş ve özel bir ilim öğretilmiş olan bir kula ulaşmak, ona temasla aralanacak olan kuşatıcı ve sonsuz bilgiler okyanusuna açılmak, olayların bize açık görünümleri ötesindeki gerçek sebeplerine muttali olmaktır. Yani burada Musa Aleyhisselam üstün bilgiye sahip bir kul ile karşılaşıyor. Bu hadise mevzunun ana mihverini oluşturuyor. Kendisine Allah katından rahmet verilmiş ve özel bir ilim öğretilmiş olan bir kula ulaşmak, yani bu kula ulaşmak ve o kula ulaştıktan sonra ona temasla, onunla temas kurduktan sonra aralanacak olan kuşatıcı ve sonsuz bilgiler okyanusuna açılmak. Evet, Musa Aleyhisselam'ın o kul ile, yani üstün bilgiye sahip olan o kul ile birleşmesinden sonra önünde kuşatıcı ve sonsuz bilgi okyanusu açılmış. Öyle bir imtihana tabi oluyor. O Mevla'dan dilemişti. Mevla da ona filan yerde filan kişiyle diye tarif ediyor. Bunlar ayet-i kerimelerde uzun uzadıya anlatılıyor. Burada da mevzu bunu anlatıyor. O kulla karşılaşacaksın diyor ve sana kuşatıcı ve sonsuz bilgiler okyanusu açılacak. Olayların bize açık görünümleri ötesindeki gerçek sebeplerine muttali olmaktır. Evet, bu kuşatıcı ve sonsuz bilgiye ulaştığımız andan itibaren bugün de aynı şey geçerli. Bugün de bu kuşatıcı ve sonsuz bilgiye malik olan ehlullah tabir ettiğimiz, mustarip tabir ettiğimiz insanlar bu bilgiye, bu kuşatıcı ve sonsuz bilgiye ulaştıktan sonra gerçek sebeplere muttali oluyorlar. Gerçek sebepleri anlıyorlar. Eşyanın hakikatini, eşyanın yaratılışındaki manayı, insanın yaratılışını, zikrin, fikrin gerekliliğini, ibadetin, her şeyin, yaratılmış olan her şeyin tam olarak manasını kavramış oluyorlar. Gerçek sebeplerini idrak etmiş oluyorlar diyor. Musa Aleyhisselam da o üstün bilgiye sahip olan kul ile birleşmesinden sonra böyle bir hikmete muttali oldu. Böyle bir hikmete ulaştı. Şimdi El-Hud diye devam ediyor. Yani balık etrafında örgülenen hadiselerde, balık etrafında örgülenen hadiselerde sembolik olarak kanal, tünel, başka bir hal, hale ve mahalle geçiş anlamlarını kuvvetlendirmektedir diyor. İlk iştikak bilgisi olarak verdiğimiz şeyde de biliyorsunuz, yani ilk 43. sayfada okuduğumuz zaman en alttaki bölümde kanal, tünel, başka bir hale ve mahalle geçiş, berzah demiştik. Ondan sonra rüktenin manasını veriyordu burada İbtihan Mimarı. Berzah alemi demişti, uyuma demişti. Menamın karşılığını verirken de uyku, uyku zamanı, uyanacak yer, rüya, düş. Şimdi buna nispetle zaten, burada okuduğum şeye nispetle orası yazılmış. Biz oradan başlayıp geriye dönüyoruz. İşi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Kendi anlayışımıza indirgemeye çalışıyoruz tabii ki. Onun için şimdi tekrar burayı veriyoruz. Sembolik olarak diyor, yani balık etrafında örgülenen hadiseler, orada Musa Aleyhisselam'la o üstün bilgiye sahip olan kul, İşte bir balık alıyorlar. O balığı yemek için şey yaptıklarında orada uyuyorlar. Sonra balık yağmur yağdığı için canlanıyor, göle giriyor. İki denizin birleştiği yerde bir takım hikmetler söz konusu oluyor. Bu meseleye binaen söyleniyor. Balık etrafında, yani bu balıkla ilgili meseleler etrafında örgülenen hadiselerde sembolik olarak diyor, kanal, tünel, çünkü orada bir yere giriyor, bir akış var. Başka bir hale ve mahalle geçiş, yani bir anda balık hadisesiyle başka bir hakikate kalboluyorlar. Balık ölüyken canları başka bir hale giriyor. Bunlar hep iştikak ilmiyle alakalı açılımlar. Ve başka bir mahalle geçiş anlamını kuvvetlendirmektedir diyor. Balık etrafında örgülenen hadiseler bu manaları kuvvetlendirmektedir. Bu sembolik olarak bunlar ön plana çıkmaya başlıyor diyor. Burada balık diye devam ediyor İbtihan Mimarı. Burada balık ulaşılması düşünülen gaye bakımından fazla önemli sayılmazken, yani balık ulaşılması gereken o gaye nispetle çok önemli sayılmazken, o beklenmedik hadiseler ortasında daha üstün ve daha gerçek bilgiye kılavuzluk etmiştir. Evet,
önemli gibi görünmezken bu önemli gibi görünmeyen balık daha üstün ve daha gerçek bilgiye aynı zamanda kılavuzluk ediyor. Yani onun için hiçbir şeyi küçümsememek, hiçbir şeyi mühimsememek gibi bir hal içinde olmamalıyız demek ki. Onun için İmam Gazali Hazretleri'nin yine bir ifadesini hatırlıyorum. Aranması gereken şeyleri bile aramakta bir zarar, bir beis yoktur diyor. Aranmaması gereken şeyleri bile aramakta bir beis yoktur. Onları bile aradım diyor. Onların içinde de bir hikmet var mıdır, yok mudur diye baktım demeye getiriyor. Burada da balık nedir? Balık deyince bizde tedavisi nedir? Bugün bir balık alsak da yesek. Veya balık tutmayı seviyorsak balık tutsak. Veya akvaryumumuzda bir balık varsa onları seyretsek. Balığın tedavisi bende bu olurken orada o üstün bilgiye sahip kul ile Musa Aleyhisselam'ın arasında çok farklı bir dünyaların açılımına sebep oluyor. Onun bu kılavuzluğu üstün ve daha gerçek bir bilgiye kılavuzluk etmiş oluyor. Onun bu kılavuzluğu, yani balığın bu kılavuzluğu ve Musa ile bir kulun buluşmasında köprü rolünü oynaması. İkisinin buluşmasında balık burada köprü rolü oynuyor. Şimdi bir rüya gördüğünüzü düşün. Rüyada balık gördüğünüzü düşünün. O rüyayı tabir etmeye kalkarken de bütün buradaki bilgileri kafanızda derleyip toparlayın. Hatta bunun üzerine binlerce bilgi katmak mümkün. Hatta sonsuza kadar bilgi katmak mümkün. Orada bu rüyanızın tabirini yapın. Şimdi rüya hal ve makama göre tabir edildiğine göre bilgimiz ne kadarsa rüyada gördüğümüz balığın tarifi de o kadardır. Yani rüyanın bizde tecellisi ilmimiz kadardır, bilgimiz kadardır. Onun için rüyasında balık gören avamdan birisiyle rüyasında balık gören havastan birisinin rüya tabiri farklı farklı olur. Balık hal ve makama göredir. Onun için senin rüyan benim için görüldü diyor İbtihan Mimari bir şiirde. Senin rüyan benim için görüldü. Rüyayı gören benim ama benim işime yaramıyor. Senin rüyan benim için görüldü. İşte burada rüya tabiri de ilimle olacak bir şey olmadığı için bu ilimler sayesinde hikmete muttali olduğun andan itibaren rüya tabiri de ortaya çıkar. Rüya tabiri okunarak elde edilen bir ilim değildir. Evet, burada balığın bu kılavuzluğu ve Musa ile bir kulun buluşmasında köprü rolü oynaması Kehf suresinin 61. ayetinde açık bir şekilde görülmektedir. Kehf suresinin 61. ayetinde Mevla Teala buyuruyor ki فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا burada hut balık kelimesi geçiyor. حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا yani ikisi iki denizin birleştiği yere varınca yani Musa Aleyhisselam'la üstün bilgiye sahip olan o kul iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balıklarını unuttular. Balık sıyrılıp denizde yolunu tuttu. Ayet-i Kerime'de bu mesele böyle anlatılıyor. Buluşmasına köprü olan balık hadisesi Kehf suresinin 61. ayetinde böyle anlatılıyor. Şimdi ikisi iki denizin birleştiği yere varınca derken hemen tedailerle yol almaya devam edersek iki denizin birleştiği yer Meracal Bahrayni Yeltakiyan Fırkayı Tecrit'te açıp bakabilirsiniz. Yine İbtidai Diyalektik'in birçok eserlerinde bu mevzu farklı farklı yorumlarla tekrar tekrar anlatılmış. Bunları işte bu tedailerle anlamaya çalışmak da bizim boynumuzun borcu. İkisi iki denizin birleştiği yerde tatlı suyla tuzlu suyun buluştuğu onu tedavi edebilir. Şimdi dinleyenlerin kafasında çok farklı şeyler, daha zengin tedailer söz konusu olabilir. Bu tedailerle yola devam ederken iştikak ilmiyle birleştirerek tedaileri zenginleştirmek, oradan mücerret olarak dönüp geriye gelmek ve külli bilginin bir çınlayışı olarak nuna varmak veya hikmete köprü olan balığa varmak. Yani üstün bilgiye sahip kul ile Musa Aleyhisselam arasında köprü vazifesi kuran balığın ne manaya geldiğini idrak etmek. İşte tefsir uleması buralardan yola çıkmak suretiyle bu hakikatlere ulaşıyorlar. Tabii ki ilim ve amel
söz konusu olduğu için ve o amelin devam olarak ihlas söz konusu olduğu için ve o ihlasın Mevla'ya nispeti söz konusu olduğu için bu hikmetler, bu arifane hikmetler tecelli ediyor. Bize de bunları anlamak düşüyor. Evet, bu hikmetleri bulup çıkarmak çok zor ama işimiz kolaylaşmış. Belki biz anlamakta o kadar zorluk çekmeye, çünkü hazır lokma olarak önümüze getirmiş hikmetlerle karşı karşıyayız. Kendimizi bu bakımdan ciddi derecede zorlamalıyız. Tembellik bu manada bir mümine yakışmaz. Evet, ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık sıyrılıp denizde yolunu tuttu. El-Hud, yani balık burada diyor. Balık burada bir bilinmezin aralanması için geçilmesi zorunlu olan eşiği. Yani bir bilinmez var. O bilinmezin aralanması, o bilinmeze yol bulabilmek için geçilmesi zorunlu olan eşiği temsil ediyorum bakın. Zorunlu olan eşiği, daha üst derecedeki bilginin zaman ve mekan buğduna geçmeden önceki ara zaman buğdunu simgelemektedir. Yani bilinmeze geçmek için zorunlu bir eşik ve daha üst derecedeki bilginin zaman ve mekan buğduna geçmeden önceki ara zaman buğdu. Yani o balık orada ara zaman buğdunu temsil ediyor. Ara zamanı temsil ediyor. O ara olmasa o bir üst derecedeki bilgiye ve zaman ve mekan buğdundaki hakikate, hikmete geçmek mümkün olmayacak. Burada balık bu manada bir zaman buğdu, bir köprü. Bunu simgelemektedir. Bu simge üzerinden giderseniz, mesela batıda psikologlar bu meseleler üzerinde durdukları için işte simge olarak her şeye bir mana vermişlerdir. Jung'un mesela bu konuyla alakalı çok detaylı çalışmaları var. Balık orada şu manaya gelir, bu manaya gelir şeklinde. Bütün bunlar bu hikmetlerden yola çıkmak suretiyle ki bütün filozoflar, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin ifadesiyle bütün filozoflar, bütün felsefeciler peygamberi hikmetlerden nasiptar olarak bulundukları yere gelmişlerdir. Yani hikmet yine ilahi hikmet olarak ortada duruyor. Bu ilahi hikmetin hakikatini temsil olarak da Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen tek din olan İslam'da tecelli ediyor. Yani tevhid değil. Tahrip olmadan önceki Hristiyanlık, Yahudilik hepsi dahil. Fakat bir din geldiğinde öbürünün hükmünü kaldırdığı için gelen din öbürünün devamı mahiyetinde, son din İslam olduğuna göre bütün dinler İslam dininin temsili makamında bütün hikmetlere mündemiş olarak bizim malımızdır. Onun için de hikmet müminin yitik malıdır denilmiştir hadis-i şerifte. Nerede bulursa alır. Burada da bu ara zaman buğdunu temsil eden balık üzerinden bir takım hikmetlere muttali olmamız mümkün. Bu hikmetlerle muttasıp olmamız, vasıflanmamız mümkün. Ve devam ediyor. Bulmadan önce uzun arayışların gerektiğine, ulaşma öncesinde kaybedişlerin ve yanılmaların, yorgunlukların zorunlu ve kaçınılmaz olduğuna dikkat çekme. Evet, bulmadan önce uzun arayışlara ihtiyacımız var. Hakikatlere ulaşmadan önce kaybedişlerin ve yanılmaların, bunlar olabilir. Ulaşmadan önce kaybedişler olur, yanılmalar olabilir, yorgunluklar olabilir. Bunlar zorunlu ve kaçınılmazdır diyor. Bunlara dikkat çekme. Buradaki balık hadisesi bulmadan önceki uzun arayışların gerektiğine işaret ediyor. Bulmak istiyorsan uzun arayışlara gireceksin. Balık bunun misali. Ulaşmadan önce kaybedişlerin olacağını bilmelisin diyor. Balık bunu ifade ediyor. Yanılmalar olabilir. Balık bunu ifade ediyor. Şimdi hemen tedavi şeklinde söylüyorum. Rüyamda balık gördüm. Yanılacağımın alameti olabilir. Kaybedeceğimin alameti olabilir. Tam tersi de olabilir. Hal ve makama göre bunu doğru yorumlamak lazım. Yorgunlukların ve zorunlu kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Yorgunluklar zorunludur ve kaçınılmazdır. Yorulacaksın. Yorulmadan olmaz diyor. Balık bunu ifade ediyor. Burada böyle bir dikkat çekme var diyor. Uzun çabalar neticesi verilmesi gereken bulma ve karşılaşma yolunda. Amaçlanan mükemmelliğe,
ulaşılabilmesi için en yalın hadise ve nesneleri dahi hesaba katmak gerektiğini öğretme. Evet, burada bunu da ifade ediyor balık. Amaçlanan mükemmelliğe ulaşılabilmesi için en yalın hadise ve nesneleri dahi hesaba katmak. En küçük şeyleri bile, en yalın olanı, en basit nesneleri bile hesaba katmak zorundayız diyor. Ulaşabilmek için, mükemmelliğe ulaşabilmek için. Bu kıssada balık aynı zamanda hayat pınarına götüren bir iz ve işarettir. Evet, balığın burada böyle bir iz ve işaret olduğunu görüyoruz. Bu kıssada anlatılan balık aynı zamanda hayat pınarına götüren bir iz ve işarettir. Çünkü o balık sayesinde Musa Aleyhisselam hayat pınarını buldu. Hikmetlere muttali oldu. O kul sayesinde, balık sayesinde. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın azığı olan balık tam da yanına varmış olduğu ab-ı hayat pınarından hayat bularak denizdeki yolunu tutmuştu. Evet, Musa Aleyhisselam'ın azığıydı, onu yiyecekti, pişireceklerdi, yiyeceklerdi. O anda bir uyku hali söz konusu oldu. Yağmur yağınca balık canlandı ve denize gitti. Ab-ı hayat suyuna. Bu, dolayısıyla burada da o anlatılıyor. Çünkü diyor Musa Aleyhisselam'ın azığı olan balık tam da yanına varmış olduğu ab-ı hayat pınarından hayat bularak. Yani o konakladıkları yerin hemen yan tarafında ab-ı hayat pınarı vardı. Balık da o pınarın içine atladı. Hayat bularak denizdeki yolunu tutmuş oldu. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam ve yanındaki kul arasında geçen meseleler dolayısıyla Musa Aleyhisselam da o hayat pınarına, hikmet pınarına ulaşmış oldu. Oradaki hadise biliyorsunuz bir çocuğun öldürülmesi, bir geminin delinmesi, bir duvarın yapılması şeklindeydi. O kul Musa Aleyhisselam'a benim işime karışmayacaksın demişti. Dayanamazsın sen benim söylediklerime. Burada kader sırrıyla alakalı bir takım meseleler var. Yani Mevla neyi ne için yapıyor? Kader sırrına ermedikçe onların hikmetlerine muttali olmak, onların hikmetlerini, inceliklerini anlamak mümkün değildir. Burada da o kul, o bilgili olan kul Musa Aleyhisselam'ı böyle bir imtihana tabi tutuyor. Sen benimle gelme diyor. Benim yaptıklarıma dayanamazsın. Hayır, ben senin yaptıklarına dayanıcı olacağım, sabredici olacağım diye söz veriyor. Yola çıkıyorlar, bir gemiye biniyorlar. Gemiye bindiklerinde o kul, o hikmet, bilgi sahibi olan kul gemiyi deliyor. Musa Aleyhisselam da ona kızıyor. Sen diyor çok kötü bir iş yaptın. Niçin bu işi yaptın? Bunlar bizi gemilerine aldılar. Sen bunlara kötülük yapıyorsun. O kul da diyor ki ben sana demedim mi sen benim yaptıklarıma dayanamazsın. Üstün bilgiye sahip olduğu için hikmetleri biliyor fakat Musa Aleyhisselam bilmiyor. Mevla peygamberini böyle bir imtihana tabi tutmuş o anda. Dolayısıyla bir yere vardıklarında bir çocuk görüyor. Oynayan çocuklardan bir tanesini öldürüyor. O bilgi sahibi olan, hikmet sahibi olan o kul öldürüyor. Musa Aleyhisselam yine çanlar aşkaryatlarla müdahale ediyor. Sen çok kötü bir iş yaptın diyor. Diyor ki ben sana demedim mi dayanamazsın. Seninle arkadaşlık yapamam. Tekrar Musa Aleyhisselam söz veriyor. Mutlaka bundan sonra sana muhalefet etmeyecek bir konumda olacağım diyor. Bir beldeye vardıklarında aç ve perişan halleriyle yemek istiyorlar fakat kendilerine yemek verilmiyor. Yemek verilmeyince oradan geriye dönerken yıkılmakta olan bir duvar görüyorlar. O hikmet sahibi olan, üstün bilgiye sahip olan o kul o duvarı tamir ediyor fakat karşılığında bir ücret talep etmiyor. Musa Aleyhisselam yine müdahale ediyor. Sen diyor bunun karşılığında onlardan ekmek isteyebilirdin, yiyecek isteyebilirdin. Niçin böyle yaptın? Ondan sonra o üstün bilgiye sahip olan kul Musa Aleyhisselam'a diyor ki yolumuz buraya kadardı. Bundan sonra seninle artık beraber yürüyemem. Ki oradaki hikmetleri sonra kendisine anlatıyor tabi. Anlattıktan sonra ayrılıyorlar. İşte gemiyi delmesinin sebebi ileride bir korsanın gelen bütün gemilere el koyduğu hikmetine vakıf oluyor. O üstün bilgiye sahip olan kul tasarruf hakkıyla bunu öğreniyor. Allah'ın ona bildirmesiyle bildiriyor. Dolayısıyla o gemi kendilerine iyilik yapan o insanların elinden gitmesin diye zararsız bir kısmını, yani gemiyi batırmayacak bir kısmını ve onların net görebileceği bir yerini, tahta olan kısımlarından bir yerini deliyor.
Onlar da bakıyorlar ki bu gemi zaten tamire muhtaç, bunu almamıza gerek yok diye gemi kurtulmuş oluyor. O çocuk yine kader sırrı çerçevesinde o üstün bilgiye sahip olan kula bildirildiği için ileride kafir olarak annesine babasına zulmedici olacağı kendisine bildirildiği için annesine babasına Mevla'nın daha sonra hayırlı bir evlat vermesine nispet içinde o çocuğu öldürüyor. Onu da Musa Aleyhisselam bir vahşet olarak değerlendiriyor. Üçüncüsünde o duvarın yıkılmasını, tamir etmesi ve karşılığında ücret almamasının sebebi de o duvarın altında yetim iki çocuğun saklı malları varmış. Eğer o duvar yıkılırsa o yetimlerin malları berhava olacak. İleride onlar o mala sahip olmaları için o duvarı tamir ediyor ki onların, o yetimlerin paraları, malları, mülkleri heba olmasın. O yetimleri de o şekilde kurtarıyor. Fakat Musa Aleyhisselam bu ilme vakıf olmadığı için itiraz üstüne itiraz ederek yoluna devam ederken sonunda kendisinden bu üstün bilgiye sahip olan insan ayrılıyor. Eğer Musa Aleyhisselam bir hikmete mebni olarak da bir itiraz etti ama etmemiş olsaydı daha kim bilir ne hikmetler tecelli edecekti. Ve bu hikmetlerden de ulema nice hikmetler fışkırmasına sebep olacaklardı. Evet, en yalın hadise ve nesneleri dahi hesaba katmak gerektiğini öğretme. Burada böyle bir şey var. Bu kıssada balık aynı zamanda hayat pınarına götüren bir iz ve işarettir de. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın azı olan balık tam da yanına varmış olduğu ab-ı hayat pınarından hayat bularak denizdeki yolunu tutmuştu. Balık bize farklı ve daha üstün bilgilerin elde edilmesi için başka kültür yelpazelerine doğru açılma, verimli karşılaşmalar ve tevafuklar hazırlayacaktır. Yani balık bize böyle bir bizde böyle bir tedayinin oluşmasına sebep oluyor. Bize diyor farklı ve daha üstün bilgilerin elde edilmesi için, yani o balık sayesinde Musa Aleyhisselam nasıl üstün bilgilere ulaşmışsa demek ki balık remz olarak bizim üstün bilgilere ulaşmamıza vesile olabilecek bir nesne, bir canlı veya kelime olarak balık işgal bilgisinden de girersek aynı şeydir. Buradaki balık kelimesinin tedavisi böyle bir yere götürüyor bizi. Daha üstün bilgileri elde etmemiz için başka kültür yelpazelerine doğru açılma. Yani batı tefekkürü İslam tasavvufu diyoruz ya, batı tefekkürü İslam tasavvufu ve İbtihan'ın tarifi batı tefekkürü ile İslam tasavvufu arasında kanatlarını açar. Yani bu manadan olmak üzere şöyle bir yorum yapabiliriz. Batı tefekkürü ile İslam tasavvufu arasında kanatlarını açan İbta balık demektir. Diyebilir miyiz? Deriz. Bu tedavilerle insanın kendi zenginleştirdiği kadar yapacağı yorumla alakalı. Ve bu tarifte biliyorsunuz devamında batı tefekkürü ile İslam tasavvufu arasında kanatlarını açan fakat devamında İbtihan Mimarı diyor ki birinciyi ikincinin önünde hesaba çeken, yani batı tefekkürünü İslam tasavvufu önünde hesaba çeken, evet balık sırrı tecelli ederse bu hesapta görülür. O hesap görülmediği için tek dişi kalmış canavar olarak tek dişiyle bizi ezmeye devam eden emperyalizmin oyunlarında oyalanmaya devam edeceğiz demektir. Nun'dan geldiğimiz yer. Nun, bütün kainat üzerine serilmiş olan harf. Evet, hızlı bir şekilde bitiriyoruz son sayfamız. Tam kusursuz aşkınlık buğdu olan ve kusursuz bir insanlık düzeni amaçlayan bilgiye de ancak bu karşılaşmalar yoluyla ulaşılabilecektir. Bu tür hikmetlere muttasıf olan, bu tür hikmetlerle sıfatlanmış olan karşılaşmalar sonucu kusursuz bir insanlık düzeni kurulabilir. İnsanlık düzeni amaçlayan bilgi ancak böyle ulaşılabilir diyor. Adı geçen hadise de böyle olur. Balığın unutulduğu mekanda da farklı iki bilgi buğdu karşılaşır. Bunlar o bir kulun, yani üstün bilgiye sahip olan kulun bilip Musa Aleyhisselam'ın bilmediği bilgi buğdu ile Musa Aleyhisselam'ın bilip o bir kulun bilmediği bilgi buğdudur. Bu şekilde kendi alanlarında kapanmış olan iki bilgi türü de diğeri yoluyla hem kendi değerlerini anlamış hem de bütünlük kazanma imkanını elde etmiştir. Evet, bütün kültürlerle ilişkimiz bizim de böyle olmalı. Hatta kendi aramızdaki iletişim böyle olmalı. Bende olanı karşıya açmak, karşıda olanı kendime dahil etmek. Burada balık
remzi üzerinden böyle bir hikmete muttali oluyoruz. Öyleyse el-hut yani balık sembolizmi geniş açılı bir biçimde ölüm ve doğuş fikrini sembolize ederken ölüm ve doğuş yani orada bir acziyet ve o acziyetin sonucu yani bir uyku diyelim uyku küçük ölümdür. Bir acziyet, bir ölüm ve hemen onun arkasından bir hikmete muttasıf olmak, bir hikmetle sıfatlanmak, bir hikmete ulaşmak şeklinde doğuş fikri söz konusu.